Şimdi de Necip Cengil hocamızın kısaca özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. 1964 Baskin Karakaş doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Malatya'da okudu. Üniversite öğrenimini Konya Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Hocamızın lise ve üniversitede başlayan yazarlık ve şiirleri birçok dergide ve gazetelerde yayınlandı. Hocamızın şimdiye kadar 3 kitabı yayınlandı. Halen Özgün İrade ve Net Haber'de makaleleri internet sayfalarında yayınlanmaktadır. Kendisi evli 3 çocuk babasıdır. Necip hocamızı hareket bilinci sunumunu gerçekleştirmek için mikrofona davet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve selamu ala ibadillahi salim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين. Değerli kardeşlerim, bu sizlerle ikinci buluşmamız. Birinci buluşmada nasıl bir dil konusunu ele almıştık. Ve şöyle bitirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl bir dilin özet cevabı cennet dilidir. Aradığımız cennettir. Ulaşmamız gereken cennettir. Ve dilimize, lisanımıza egemen olması gereken de cennet dilidir. Rabbim muvaffak kılsın inşallah. Değerli kardeşler, bir hareket bilinci. Tabi hareket bana biraz itici geliyor. Aklınızı helal edin. Bir cemaat bilinci olarak konunun üzerinde inşallah bazı şeyler söyleyeceğiz. Tabi bir cemaat bilincinden bahsedebilmek için her şeyden önce bir cemaatin oluşması lazım. Yani bir cemaatin oluşturulması lazım. Bir cemaat kaygısının oluşması gerekir. Bu nedenle cemaat bilincinin ilk aşaması cemaatin oluşturulmasıdır. Eğer bu cemaati oluşturabilirseniz bu akış içerisinde bilinci de geliştirirsiniz. Evet, bir, cemaat bilincinin ilk adımı cemaatin oluşturulmasıdır. O nasıl olacak? Ya eyyühellezine amenu, amenu tabullahe ve kunu ma'as-sadiqin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla birlikte olun. Bu bir ihtiyaç olacak. Sadıklar arayışı ile ve sadıklardan olarak bir cemaat teşekkür edecek. Tabi bu sadıklar bir araya geldiğinde bunun bir bilince dönüşebilmesi, bir bilince dönüşebilmesi Allah Resulü'nün müminler birbirini yıkayan iki el gibidir. Veya müminler bir binanın tuğlaları gibidir hadisinde izah ettiği üzere birbirinin tamamlayan insan unsuru olduğumuzu görebilmemiz lazım. Burada salonda bulunan hiçbir insan tek başına her şey değildir. Burada salonda bulunan hiçbir insan tek başına hiçbir şeyin üzerinde gelemez, üstesinden gelemez. Bir şeyi yükü kaldırabilmek için, bir duvarı örebilmek için kerpici kaldıran, çamuru yoğuran, samanı getiren, suyu tutan, efendim duvarı ören, belki bir bütün olarak herkesin o duvarın üzerindeki emeğini birleştirmesi lazım. Bütün emekler birleştikten sonra bir cemaat oluşacak. Dolayısıyla öncelikle bir bilincin oturtulabilmesi için benim kafamda bir binanın tuğlaları ya da kerpiçleri gibi birbirine ihtiyacı olan insan anlayışının yerleşmesi lazım. Burada bulunan herkes aslında yanındaki arkadaşa muhtaç olduğunu, burada bulunan herkes için aslında yanındaki arkadaşın olmazsa olmaz olduğunun altının çizilmesi lazım. Ahmet olmasa da olur, değil mi? O tuğlayı eksiltirseniz duvarın mukavemetini düşürürsünüz. Bir tuğla daha çekersiniz, mukavemet biraz daha düşer. Filan olmasa da olur mantığı ile duvar yükseltilmez ya da dayanıklı olmaz. O halde bilincin oturtulabilmesi için önce kafamızda o cemaat anlayışının yerleşmesi lazım. Ben ötekine muhtacım. Öteki bana muhtaç. Hepimiz Allah'a muhtacız. Bizim ve Allah'ın bize öğretmen olarak gönderdiği de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği de bu. Bir binanın tuğlaları gibi
birbirini kenetleyen, birbirine kenetlenen insanlar topluluğudur cemaat. Cemaatin görünen tanımı budur. Birlikte ulaşmaları gereken ise Allah'ın rızasıdır. Hedefte eğer bu topluluğun hedefinde Allah rızası yoksa bu topluluk cemaat olmaz. Bu topluluğun hedefinde sadece ve sadece bir yerde iktidar olmak, her halükarda madden ya da diğer konular olabilir, iktidar olmak varsa bu sadece salt bir klasik harekete dönüşmüş olur. Hedefte iktidar var, iktidar olduktan sonra her şey biter. Ondan sonra da paylaşımlar dönemi gelir. Oysa cemaatin öyle değildir. Cemaatin direkt olarak Allah'ın hoşnutluğuyla alakası vardır. Dolayısıyla benim bir bilinçten bahsedebilmem için önce oturtmam gereken ya da önemsemem gereken budur. Allah'ın hoşnut kılacağı, Allah'ın hoşnut kılınacağı bir davranışlar bütünü oluşturmak. Onu yaşamak. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi, bilinçten bahsediyoruz. Bilinç ortak gündemle oluşur. Biz bir araya geldiğimizde ne konuşuyoruz? Mesela bir binanın tuğlaları olmayı konuşuyorsak bu yavaş yavaş yerleşecek demektir. Veya birbirinizi önemseyin, biriniz ötekini önemsesin, hatta biriniz ötekini seviyorsa sevdiğini söylesin. Sevmiyorsa sevecek duruma getirsin. Bu şekilde birbirini önemseyen insanlar topluluğu oluşsun ki bir bilinç yerleşebilsin. Mesela bir Ebu Zer hadisinde diyor ki bir Müslüman bir iş yapsa ve kişi bu işi yaptıktan sonra da güzel bir iş yapsa, yani Allah'ın rızasına uygun bir iş yapsa ve halk da bunu ölse, hani kişi yüzüne karşı ölmeyin diyoruz ya, bizim ahlakımız budur. Aslında orada olması gereken ya da anlaşılması gereken nedir? Biriniz ötekine yağcılık yapmayın. Ama seviyorsa sevgisini tam olarak söylesin. Ne olur bu durumda diyor. Ey Allah Resulü, kişi güzel bir iş, hayır bir iş yapsa, halk da bu sebeple onu ölse ne olur? Bunun hükmü nedir diye soruyor. Bu diyor Allah Resulü, mümine peşin bir müjdedir diyor. Birbirinizi peşin olarak müjdeleyin diyor. Yani bir araya geldiğinizde birbirinizi önemsediğinizi, birbirinize bunu izhar edin. Açıklayın ki birinizin yüreğinde ötekine karşı bir kuşku olmasın. Bu beni önemsiyor. Ben de onu önemsiyorum. Birbirini önemseyenler topluluğu oluşsun. Ya da bir araya geldiğimizde ne konuşuyoruz mesela? Sıradan meseleler konuşuyorsak, toplumun herhangi bir kesiminin, bozulmuş bir kesiminin, kirlenmiş bir kesiminin konuştuğu bir şeyi konuşuyorsak orada bilinç yerleşmez. Ama oturduğumuz mekanda gündemlerimizden bir tanesi mesela kardeş olmaksa, gündemlerimizden bir tanesi mesela cemaat ruhuysa, gündemlerimizden bir tanesi mesela yardım duygusunun geliştirilmesi ise, gündemlerimizden bir tanesi bir bilinç nasıl büyütülebilir, yeşertilebilir konusuysa, bu ne demektir? Biz kıvamına geliyoruz demektir. Ama bir araya oturduğumuzda gündemlerimiz bunların dışında bir gündemse biraz daha uzaklığımız sürüyor demektir. Dolayısıyla gündemi bu noktaya taşımamız lazım. Gündemlerimizin mutlaka bu noktada. Hani ömrünüzü nerede, nasıl geçirdiğiniz önemli. Biliyorsunuz değil mi bunu? İslam bize bunu böyle öğretiyor. Ömrünüzü nerede ve nasıl geçirdiniz? Bir araya geldiniz de ne için bir araya geldiniz? Allah'ı hoşnut kılacak ameller için mi? Bir anlayış geliştirmek için mi? Bir zihin geliştirmek için mi bir araya geldiniz? Yoksa biriniz ötekinin dedikodusunu yapmak, diğeri de ona alkış çalmak için bir araya geldi. Bir bilinci oluşturmak komple bir zihinle mümkün olacak. Ömrünüzü nerede ve nasıl geçirdiniz? Hani kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek insanlar topluluğunun özelliklerini sayarken hani ömrünü Allah yolunda geçiren bir insandan bahsedilir. Bu insanın üzerinde Allah'ın gölgesi olacaktır. Dolayısıyla bir cemaat bilinci ve bir cemaat ruhunun oluşması için o topluluğun üzerine Allah'ın gölgesinin de mutlak surette oluşması lazım. Allah'ın gölgesi Allah'ın rahmetidir. Üçüncü nokta, bir cemaat bilinci ya da herhangi bir çalışma bilinci oluşturabilmek için
ev, iş, cemaat üçgenini çok sağlıklı bir ilişkiye getirilmesi lazım. Evi ihmal ederek iş büyütülmez. İşi ihmal ederek ev geçindirilmez. Evi ve işi ihmal ederek cemaat büyütülmez. Çünkü yarın siz evinizde bir sorun yaşadığınızda önemsemediniz evinizi, güya cemaati çok önemsediniz. Evinizde bir sorunluk oluştuğunda onu ilgilenmediniz. O büyüdü. Bir noktaya geldi. Diyeceksiniz ki ya ben bütün vaktimi, efendim bütün mesaimi şuraya harcadım. Buraya harcadığım için burası bozuldu. Hayır, öyle değil. Dengeyi başta yanlış kurdum. Evim, işim ve cemaat. Bir üçgen. Evdeki halim de bir ticaret. İşim zaten bir ticaret. Cemaatteki halim de bir ticaret benim. Allah Resulü ve beraberindekiler namaz kılıyor. Bir bedeli namaza yetişememiş. Hızla geliyor, bakıyor ki namaz kaçırmış. Namaza duracak. Tek başına namaza durunca, Allah Resulü diyor ki, kardeşinizle ticarete kalkan yok mu diyor. İşte ticaretin bir başka aşaması. Ben namaz kılarken bile ticaret yapıyorum. Niçin? Allah'ın rızasını kazanmak için o ticareti yapıyorum. Allah'a ulaşmak için, Allah'la aramı iyi tutmak için o ticareti yapıyorum. Evimdeki, işimdeki ve cemaat çalışmalarındaki ünsiyet benim bilincime artı etki yapacak. Ama birini aksattığım zaman zincirleme olarak ötekine de yansıyacak. Dolayısıyla işlerim iyi gittiğinde ben cemaat çalışmalarında aksatacağım. Ev huzurumda kaybolmuş olacak. Üçü birbirini beslediği için üçünün dengeli bir şekilde yürütülmesi lazım. Bir bilinç sürekliliği kazandırabilmek için. Birini diğerine koparmaya gerek yok. Aslında biz bir aile isek, burası bir aile. Ben evimde eşim ve çocuklarımla birlikteyim. Burada da ailemin diğer fertleriyle birlikteyim. Bu da kardeşler ailesi. Bu bilinci böyle oturttuğum zaman, bu anlayışı böyle oturttuğum zaman beni bir yere taşıyacak. Ama bunu aksatırsam, zincirlerden bir halkayı koparırsam, yükümü arttırmış, ağırlaştırmış olacağım. Dördüncüsü, değerli kardeşlerim, ben bir sahiplenme geliştirmem lazım. Yani mesela şehri, ülkeyi, efendim, dünyayı, insanı, cemaati, aileyi, sokağı sahiplenme. Ya bir cemaat oluşabilmesi için bu cemaatin şunu görmesi lazım. Bu cemaat bir şehirde veya bir köyde veya bir beldede veya bir ülkede veya dünyaya hitap ediyor. Bu dünyanın sokakları var, bu dünyanın şehirleri var, bu dünyanın aileleri var. Bu da dünyanın sorunları var. Bir cemaat bilincinin bir bütün olarak oluşabilmesi bu cemaatin şehri, mahalleyi, sokağı, ülkeyi, dünyayı bütünüyle sahiplenmesiyle gelişecek. Fabrikayı önemsemezsem işçileri önemsememiş olacağım. Fabrikada işler bozuk gidince o şehrin insanları orada çalışıyor. Şehir kendisi de o sorunu yaşayacak. Ülkeye yansıyacak. Grev dalgaları oluşacak. Birbirini taşıyamayan insanlar yetişecek. Şimdi ben birbirini taşıyamayan insanlara Allah'ın ayetlerini okuyacağım. Ve bunlarda bir bilinç geliştirmeye çalışacağım. Bu insanlar birbirleriyle sorunlu, birbirini sahiplenmemiş. Bir bilincin oluşabilmesi için bu insanların önce birbirini sahiplenmesi lazım. Bunun oluşabilmesi için de değerli kardeşlerim, sizin neyi öncelikle önemsediğinizi bir defa kararlaştırmanız, yani benim sizin kararlaştırmanız lazım. Mesela insan için şöyle der Rabbimiz. O yakın olanı tercih etti, ahireti uzak gördü. Yakın dediği dünya. Dünyayı önemsersen cemaat bilinci gelişmez. Ahireti önemsersen, ahiretten dünyaya bakarsan cemaat bilinci gelişir. O zaman Allah rızasının bir anlamı olur. Eğer dünyadan ahirete sadece bakarsam, dünyayı sadece önemseyerek ahirete bakarsam, bir pencerenin kapandığını görürüm. O zaman ben ahiretsiz bir Müslümanlık yaşamaya çalışırım. Ahiretsiz bir Müslümanlığın getireceği bir cemaat bilinci de olmaz. Olsa olsa bir bildiğimiz bir ateistin de içinde gündemine sokulabilecek
sıradan bir hareket bilinci gelişebilir. O da cemaat bilinci olmaz. Siz oradan da bir verim alamazsınız. Çünkü ahiret penceresi yok. Ahiret penceresinin önemi nereden geliyor? Allah Resulüne diyor ya Müslümanlar, bunu yaparsak bunun karşılığında bize ne var? Ne diyor? Cennet var. Bana cenneti getirecek bir kazanç bana bu bilinci getirebilir ancak. Bana cenneti getirmeyecek bir kazancı bana getirecek bir bilinç de olmaz. Değerli kardeşlerim, bir de sahiplenme söz konusu olunca sevgi üzerinde bir bilincin gelişmesi lazım. Birbirinizi seviyorsanız söyleyin birbirinize. Birbirinizi taşıyın. İnsan birbirini sahiplendikçe, birbirine yaslandıkça, birbirine sırt verdikçe ve bu sahiplenmeyi sömürmediği sürece güçlenir. Birlikte güçlenir, yapıyı da taşıyabilirler. Öbür türlü mesela birbirini sahiplenmeyen topluluklar içerisinde iki kişi, üç kişi, beş kişi her şeyi taşır. Bir iş yapılacak, aynı iş. Bir bakarsınız falan falan insanlar oraya koşmuş. Ertesi gün başka bir iş yapılacak, bakacaksınız aynı insanlar oraya da koşmuş. Ama o toplulukta bakacaksınız ki 1000 tane insan var. 1000 tane insanın bulunduğu toplulukta toplasanız 10 insan bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Demek ki bir sahiplenme bilinci yok. Bir cemaat bilinci yok. Demek bir sorun var. Bu sorunu kafalarda çözebilmek neyle mümkün? Ancak bunun karşılığında bana ne var? Cennet var. Bu amel bana cenneti getirecek. Buna inanmam lazım. Buna inandığım zaman çok iş yapmaya başlayacağım demektir. Bir diğer nokta değerli kardeşlerim, ihtiyaç hissetmeyle alakalı bir şey bu. Şimdi siz eve bakarsınız, evde bir şey eksik görürsünüz, ihtiyaç hissedersiniz, gider alırsınız. Kanepedir, efendim yataktır, buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, ihtiyaçtır çünkü. Bize cemaat mantığının her ihtiyacımız gibi, bazen sıradan da olsa, sıradan gibi de gelse, her ihtiyacımız gibi bir çamaşır makinesi nasıl ihtiyaçsa, bir efendim ütü nasıl ihtiyaçsa, bir berbere gidip tıraş olmak nasıl zaman zaman ihtiyaçsa, bir cemaat bilincinin veya bir cemaat anlayışının da aynı şekilde daha ötesinde ve üstesinde bir ihtiyaç haline gelmesi lazım. Benim buna inanmam lazım. Bu benim için bir ihtiyaç. Ben bu ihtiyacı gidermezsem bir şeyim eksik kalacak. Buna inanmam lazım. Çamaşır makinesi almazsanız evdekini hasta edersiniz. Evdeki size diğer hizmetlerinizi görmez. Bir şeyi aksatmış olursunuz. Bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaç giderilmezse bazı şeyler aksayacak. Şehrin imarı aksayacak. İnsanın yetiştirilmesi aksayacak. Birileri gelecek, bu ihtiyaç görülmediği zaman Bakara suresinde ifade edildiği gibi birileri iktidara gelecek. İktidara geldikten sonra ekonomiyi, harsı ve nesli, ekonomiyi ve nesli perişan edecek. Ben bir de onlarla uğraşacağım. Çünkü ben ihtiyaç görmemiştim. Bir araya gelmeyi ihtiyaç görmemiştim. Birlikte iş yapmayı ihtiyaç görmemiştim. Kendimi öne çıkarmayı daha çok önemsemiştim. Kardeşlik bilincini bir ihtiyaç olarak görmemiştim. Bunun bir ihtiyaç olarak görülmesi lazım. Ben bunu ihtiyaç gördüğüm oranda bu bilinci ne yaparım? Yükseltebilirim, büyütebilirim. Buna biz iyilik birlikteliği diyelim. İnsanın temelinde bir araya gelirken iki tür birlikteliği gelişir. Ben bir ihtiyaç hissettim, insan arıyorum. Arkadaş birlikteliği. Bu arkadaş birlikteliği bana iki şey getirir. Biri iyilik birlikteliğidir, biri kötülük birlikteliğidir. Cemaat birlikteliği ve cemaat bilinci bana iyilik birlikteliği. İyiliği birlikte büyütmeyi beraberine getirir. Elbette bu cemaat ilk oluşurken çok az insanlardan oluşacak. Hani İbrahim suresinde bir ağaçtan bahsedilir. Kelimet tayyip izah edilir. Güzel bir söz. Nedir o kelimet tayyip? Kökü yere sağlam basan, damarlarıyla yeri toprağa tutan, gövdesi çok düzgün ve sağlıklı bir şekilde yücelen ve dalları güzel bir gölge oluşturan bir ağaçtan bahsediyor. Cemaat budur. Eğer siz tarif ettiğiniz ağacın güzel bir gövdesi yoksa, kökleri yere sağlam yayılmamışsa ve o ağacın dalları ve yaprakları güzel bir gölge oluşturmuyorsa orada cemaat yoktur. Orada öylesine bir araya gelmiş insanlar vardır. Ve bu bir gölge oluşturmaz. Bu bir ihtiyacı gidermez. Dolayısıyla benim
bu gövdeyi büyütmem lazım. Bunun bir ihtiyaç olarak, iyilik birlikteliği olarak benim anlayışımda iyice yer etmesi lazım. Değerli kardeşlerim, klasik bir ifade olacak ama biz namazları eda ederken, her rekatta gerek farz namazlarında, gerek sünnet namazlarında, gerek ihtiyaç hissettik ve eda ettik nafile namazlarda hangi ifadeyi en çok kullanıyoruz? Biz. İhdina. Bizi hidayet et. Biz ifadesini kullanıyoruz. Dolayısıyla bir cemaat bilincinin yerleşebilmesi için benim bir Fatiha bilincimin de oluşması lazım. Ben bu Fatiha'yı okuyorum da orada ne diyorum? Biz diyorum. Ben demiyorum. Oysa bugünün eğitim sistemi hep ben diyor. Hep sen diyor. Çocuğuma diyor ki sen çok üstün bir adamsın diyor. Senin kimseye ihtiyacın yok diyor. Benim çocuğum yetişirken cemaate ihtiyaç hissetmeden yetişiyor. Sizin çocuğunuz yetişirken cemaate ihtiyacı hissetmeden yetişiyor. Böyle olunca da o benliğine çok önem veren insan tipi cemaati oluşturmuyor. Biz bilincinin yeşerebilmesi için, yer tutabilmesi için bir Fatiha bilincinin mutlaka yerleşmesi lazım. Mescit bilinci mesela. Yani mesela Bakara suresine baktığınız zaman hakkı batılın, batılı hakkın içine telbis ettirmeyin diyor. Vela telbisul hakka bil batili. Batılın hakkın içine batılı karıştırmayın diyor. Kafalarınızı bir temizleyin diyor. Kafalarınızı temizledikten sonra verkeu me'ar raki'in diyor. Rükû edenlerle birlikte rükû edin diyor. Yine bir biz bilinci var. Kur'an-ı Kerim'de hiç tekil bir ifade yoktur. Sen böyle yaparsan çok büyük adam olacaksın. Siz böyle yaparsanız içinizden iyi insanlar yetişecek. İçinizden muhterem ve muhteşem insanlar yetişecek. Bunu siz yaşayacaksınız. Hani cemaatin bir gövdesi var. O güzel çıkıyor. Dallar gelişiyor. Meyvelere bakıyorsunuz. Her biri farklı farklı ama güzel. Dallar gölgesi aynı bir şekilde. Bir olgunluk şeyi var. Bunun sağlanabilmesi için verkeu ma'ar rakin. Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Dolayısıyla bir mescit bilincinin mutlaka gelişmesi lazım. İnsanın önemsenmesi, bir cemaat bilincinin oluşabilmesinin temellerinden biri de bu. Girişte de biraz değinmiştik. İnsanın önemsenmesi. Ben yanımdakini önemseyeceğim. Yanımdaki beni önemseyecek. Diyecek ki bu insanın yetenekleri bize lazım. Ben dersem ki bu insanın yetenekleri olmasa da olur. Ben başkasının aracılığıyla bu işleri yürütürüm dersem. Oysa Allah öyle yaratmış ki her insana farklı yetenekler vermiş. Hiçbir insanın yeri doldurulmaz. Hani kimse kendini vazgeçilmez sanmasın diyoruz ya, doğru. Her insan vazgeçilebilir. Ya da mezarlıklar kendisini vazgeçilmez sananlarla doludur diyoruz ya, o da doğru. Ama bir şey daha doğru. Her mezarlığa giden insan beraberinde kendi yeteneğini götürüyor ve bu insanlığın bir kaybıdır. Cemaat bilinci demek bu yeteneklerin kaybını engellemektir. Cemaat demek bu yeteneklerin kaybetmeyen sistem demektir. Bu yetenekleri bir şekilde kullanabilen sistem demektir. Dolayısıyla ben bir bilinçten bahsedeceksem insanı önemseyerek, onun yeteneklerini önemseyerek, onun yeteneklerinin benim için çok önemli olduğunu mutlak surette kullanmam gerektiğini ve bu yolda bunun bana çok şey getireceğini düşünerek o insanı kucaklamam lazım, sırtlamam lazım. O da beni sırtlayacak. Birbirimizi sırtlayarak ancak cemaat demek birbirinden vazgeçmeyecek dostlar topluluğu demektir. Birbirinden vazgeçmeyecek. Hani bir hikaye anlatılır. Bir kervan yoldan gidiyor. Bir kuyunun başına geldiler, susadılar. Su alacaklar. Bir kovaya ipi bağlıyorlar.
ipi bağlarken ipi bağlayıp kovayı kuyunun dibine sarıyorlar. Kuyunun dibinde umdukları bir şey var. Su gelecek. İşte hararetlerini dindirecekler. İp kopuyor. Kova kuyunun dibinde. Ama hepsi susuz. Ne yapalım? Birkaç kişi inelim. Bunu çıkaralım. Üç kişi iniyorlar. Orada da birbirlerini sıklayarak, birbirlerini elinden tutarak ne yapacaklar? Birbirlerini çıkaracaklar. Aşağıda bir dev var. Dev diyor ki siz yemeye yiyeceğim diyor. Bana bir öyle bir gerekçe söyleyin ki sizi yemeyeyim diyor. Öyle bir gerekçe söyleyin bana. Herkes kemküm ediyor. Bir tanesi diyor ki vallahi diyor benim diyor gerekçem şu diyor. Benim bir dostum var diyor. Biz o dostumla bir araya geliriz. Konuşuruz. İşte birbirimizi destekleriz. Birbirimizi anlatırız. Birbirimizin eksiklerini tamamlarız. Ben burada kalırsam ve sen beni yersen ben o dostumdan ayrı kalırım. O dostum bensiz kalır. Dev diyor ki, dost. Birbirinden kopmayacak insan öyle mi? Bu kadar önemli yani senin için. Evet diyor. Seni bıraktım bitti diyor. Ne demek bu? Siz dostunuza önem verirseniz o günün şartlarında dev çok önemli bir şey, figürdü. Dostunuza önem verirseniz en onulmaz zorluklar bile size ne yapar? Kolay gelir. Aşarsınız. Dostluğa önem verirseniz, o cemaat bilinci içerisinde dostlar topluluğu olarak görürseniz her zorluğu aşarsınız. Öyleyse bir cemaat bilincinin oluşması, bir dostlar kucaklaşmasının yaşanmasıyla mümkün. Birbirimizi böyle önemseyip, birbirimizi böyle sırtlandığımız sürece ancak ve ancak ne yapabiliriz? Bir yere ulaşabiliriz. Değerli kardeşlerim, yakın zamanda Mehmet Şerefoğlu diye bir kardeşimiz beyin kanaması geçirdi. Rabbim şifa versin, biraz toparlandı. Şöyle diyor, ben diyor bu hastalığa yakalandıktan sonra diyor, kardeşlerim ve dostları önemini anladım diyor. Niye diyor bunu? Herkes koştu. Bir ihtiyacı için herkes seferber oldu. İstanbul şartlarında. Ben de yaşadım. Benim küçük kardeşim Sami'yi tanıyorsunuz. Mimsan'da o kazayı yaşadığı zaman küçük bir çocuktu daha. Çok tıfır ve çelimsiz biriydi. Böyle yüreğimi eriten bir manzaraydı o. Ama ben hiç zorluk yaşamadım mesela. Allah rahmet eylesin. Ali Akyon. Rabbim sabırlar versin Zeki Hoca. Ve diğerleri. Öyle bir halka oluşturdular ki ben ayaklarım yere basmadan o sıkıntıyı attım. Evin büyüğü olduğum için her şey de benim üzerimde. Ben öyle yaşadım. Dolayısıyla birbirimizi böyle sahiplendiğimiz zaman, birbirimizin dertlerine böyle koştuğumuz zaman bu bilinç gelişir. Örneklemeler yaşamış oluruz. Bilinci eritme sebeplerine gelince de bunları incelediğimizde değerli kardeşlerim, ferdileşme eğilimi bu bilinci eritecek. Herkesin köşesine çekildiği bir ortam düşünün. Kimse kimseyi tanımıyor. Kimsenin meselesi kimseyi ilgilendirmiyor. Ben bir mağaraya çekilmişim ama çok yetenekliyim. Öbürü benim çok yetenekli olduğumu biliyor ama boşver ya diyor. Olmasa da olur. O da öyle bir ferdileşme yaşıyor. Ben de öyle bir ferdileşme yaşıyorum. Ve dolayısıyla ferdileşme yaşanan bir ortamda fert bilincinin daha çok öne çıktığı bir ortam cemaat bilincinin yeşermesine engel olur. Yaşadığımız yerlerde, yaşadığımız iş yerlerinde birbirimize sırt veren insanlar topluluğu. Ama bir şey var, birbirimizi sömürmemek lazım. Yani bana destek veriyor diye ben başka bir arkadaşımı sömürürsem o yarın bıkar ve dolayısıyla beni ne yapar? Yine yolun bir yerde yalnız bırakır. Ferdileşme hastalığına karşı cemaat bilincinin mutlaka yükseltilmesi, mutlaka belli bir noktaya getirilmesi lazım. Değerli kardeşlerim, ilmin, bilgeliğin, fedakarlıkların değerini bilirsek cemaat anlayışı yerleşir. Bunları bilirsek cemaat bilinci dediğimiz şey asıl istediğiniz noktaya gelebilir. Allah razı olsun.
Sorusu olan varsa konuşabiliriz. Bunu sağlayacağım. Bazen insanlar şöyle bir hal oluşuyor. O tabii genelde insanların çoğunluğu oluşur da. Mesela bazen kalpler kas kat oluyor. Şeyi yerinde kalkmak istemiyorsun. Değil cemaate, hiç kimseyi görmek istemiyorsun. Yani bu halde düşen Müslüman, her Müslümanın bu sıkıntıdan çıkması için, kurtulması için nasıl bir yola başvurmalı? Evet. Bazen öyle sıkıntılar buluyor ki insanı. İnsan yalnızlaşmak istiyor. Bir mağara. Değil mi? Bir mağara bulup çekilmek istiyor. Evet. Her insan dönem dönem, zaman zaman böyle anlarla karşılaşmıştır. Ben hiç karşılaşmadım diyen insan aslında kendi o halini farkına varmadan yaşamış, geçirmiş olabilir. Yani yaşamıştır ama farkına varmamıştır. Sorarken bile arkamdan bir sürü insanla namaz kıldığımı hissediyorum. Aslında yalnız değilim. Sonra diyor ki ayette, İn kullu nefsin lemma aleyhe hafiz. Her İn kullu nefsin lemma aleyhe hafiz. Hiçbir insan yoktur ki onun üzerinde muhafızlar olmasın. O zaman bu ayeti okuduğum zaman bu ayet bana şöyle diyor. Allah seni muhafaza ediyor. Allah seninle beraber diyor. Senin diyor bu sıkıntıları büyütmene gerek yok diyor. Sonra diyor ki melekler de seninle beraber. Bir de arkadaşların var. Seni hiç terk etmeyen arkadaşlar. Allah seni hiç terk etmiyor zaten. Bir de melekler var. Onlar da seni terk etmiyor. Sonra ne yapıyorum? Gidiyorum. En sevdiğim dostum diye bildiğim insanlardır. Bunlardan bir tanesiyle mutlaka konuşuyorum. Ama her ekonomik bir sıkıntı. Ya beni önemsemeyen bir başka insanın bana karşı sergilediği olumsuz tavırlar vesaire. Ya bir hastalık, ya bir arıza. O zaman benden aşağıdaki insanların hayatına bakıyorum. Onlarla konuşuyorum. Onlarla konuştukça kendi derdimi unutuyorum. Bana kendi derdimi unutturacak dostlarımın dertleri bana geliyor. Ve dolayısıyla dertleri birleştirdiğim zaman beraber çözüm yolları arıyorum. Bir şey yapıyorum, asla yalnız kalmamaya çalışıyorum. Bunları hepsini birleştirdiğimde asla yalnız kalmamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki o benim içimde bana fısıldayan git, köşene çekil, yalnız kal diyen ses aslında Allah'ın sesi değil. O ses meleğin sesi değil. O ses diğer muhafızların sesi değil. Kiramen Katibi'nin sesi değil.